Arkadaşlar merhaba. Bugün çok merak ettiğiniz Renault Kaleos'u test edeceğiz. Kimle test edeceğiz? Tabii ki dişi pampamız Aslı ile beraber. Aslı, özledik seni ya. Ya ben de çok özlemişim ya. Vallahi bugün gelirken aşırı heyecanlandım. Şu anda baya heyecanlıyım. Nasıl Kaleos? İlk bakış. Kadın gözü. Kadın gözü. Büyük abi. Büyük değil mi? Çokça beklendi bu model. Şimdi piyasa bayağı kızıştı. İşte Skoda'nın Kodiaq geldi, Nissan'ın X-Trail'i çıktı. Bu da zaten X-Trail'in platformunda üretildi. Renault Kaleos. Bu tabii full ikon donanım. İşte ayağınla şey yapıyorsun, bagaj açıyor. Gel bak göstereyim. Şöyle. Her zaman ilkinde görmüyor ama. Bence Aslı yaparsa çalışır. Dur bakayım. Kesin şimdi... Aha işte Aslı yapınca oldu. Şey, kadın farkı, kadın eti diye bir şey var. Bagajı 640 litre yatırınca 1500 küsürler oluyor. Bol bol bagaj. Bagaj çok iyiymiş ya. Artık sen de evli bir kadın olarak böyle büyük otomobillere inşallah ihtiyacınız olacak. Aynen. Bizim 2 gün sonra böyle bir otomobile ihtiyacımız olacak. Çoluk çocuğa karışınca gerçekten öyle. Bu boya şey oluyor. Burada istetne yok anladığım kadarıyla. İstetne. Ne onu hayır onun istetne. Böyle 55 yazılış farklı şey var ya istetne. Stepne. Stepne. Bagajında yedek lastiği de varmış bu arada. İlk bakış sevdim diyorsun. İlk bakış çok güzel. Araba şeyi çok şık olmuş. Yan çizgisi. Yan çizgiler falan böyle bayağı şık güzel olmuş. 2012'de bu tasarım diline başladı Renault. İşte Talisman'la, Clio'yla falan. Bunda da Koleos'ta yapıyorlar şimdi bu işte LED farları. Burada full LED farları var ayrıca opsiyon. Hı hı. Bayağı da iyi aydınlatıyor gece gündüz. Onlara da bahsedeceğiz. İlk bakış böyle Aslı'cığım. İlk istiyorsan bir kullanalım. Bir gör, bir senin yorumlarını alalım. Hadi bakalım ya. Tamam. Aslı'yız 5. Aslı pampayız 5. Sahalara geri mi dönüyor? Seni ama zaten farklı bir kitlen var yani sürekli Aslı abla nerede? Aslı abla, canlarım i̇şte, benim ya. Nerede? Çekmiyorsunuz bilmem ne. Ya diyorum kız evlendi. Kurumsal çalışıyor bilmem ne. Ben de aşırı özlemişim ve gerçekten heyecanlandım ya. Süper valla, biz de özlemişiz. İzleyenler de. Koleos da çok merak edilen bir araba. Evet. Dedik Aslı pampamızla bir test edelim. Pampa hafif bile kazın arabası yani bu. Kazın değil aslında, ben bunu daha küçük zannediyordum bekliyordum arabayı. Bayağı büyük çıktı ya. Bayağı büyük SUV. Evet evet, ben daha hani Kuga gibi falan bekliyordum ama arabaya binince ve ilk arabayı gördüğümde dedim ya bu bayağı kocaman araba yani. Bu işte Nissan X-Trail'la beraber aynı platformu paylaşıyor. MQB platformu gibi. İşte artık her marka belli platform seçiyor. O platform üzerinde inşa ediyor otomobilleri. Mercedes de yapıyor, BMW de yapıyor bunu ki maliyetleri aşağı çekilmesin diye. Araba vallahi bayağı tatlı güzel olmuş yani. Daha yeni kullanmaya başladım ama yanda otururken çok rahattı. Öyle. Kocaman, gerçekten böyle ferah rahat. Yani içerisi siyah olmasına rağmen her tarafın. Yine de o siyahlık seni rahatsız etmiyor. Ben normalde araba bakarken ya da hani alırken içinin böyle full siyah olması beni çok rahatsız eden bir şey. Güzel bir noktaya değindin. Çok güzel bir SUV bu. Ben dış tasarımını beğeniyorum. İç tasarımda da biraz böyle bana da çok siyah geldi. Çok güzel deri renkleri var bu arada. Kahverengi derileri var. Ama iç mekanda biraz daha bir renklilik arıyorsun. Evet. Ya da bir şeyler hani tamam. Gece çok güzel bu arada. Ambiyans aydınlatması var. Mor oluyor, kırmızı oluyor, yeşil oluyor falan. Biraz daha kişiselleştirebiliyorsun ama hani şuralarda da bir şeyler arıyor insan. Şu ışıkların rengi de anladığım kadarıyla değişiyor. Kadranlardaki şeyi falan buradan değiştirebiliyorsun. Hatta hemen şöyle kolayca yapıyorsun da bunu. Buradan basıyorsun gösterge paneli. Stil 3 diyorum mesela, bak mor oldu. Stil 2 dedim, başka bir stil oldu. Talisman'la beraber işte Megane'larda falan olan bu 8.7 inçlik mi işte kaç inçse 8 küsür inçlik ekran güzel çalışıyor. Evet. Dokunmatiği falan. Alışıyorsun da işte saat çıkıyor falan filan. Toma hızı tak diye dönebiliyorsun. Yani aynen öyle. Gayet tatlı yapmışlar. Bir de şu olayı da çok seviyorum. Bazı arabalarda yok. Şu şöyle öne geliyor ya. Kol dayamanın öne gelmesi büyük bir nimet. Çok güzel bir detay var. Şu bölmede küçük bir soğutma var bardaklıkta. Oo, gördün burada mü?
Yani hakikaten suyunu koyduğunda ve ben bunu hep söylemişimdir daha önce. Aa çok iyi ya. Suyunu, kolanı koyduğun zaman ısınıyor 2 dakikada şeyini. Soğutuyor. Hayır yok, normal ısınır ya tabii, böyle. Tabii. Çok iyiymiş ya. Evet. Gibe gerçekten soğutuyor. Bak burada bu renkler da harika. Mavi ışıklar falan. Eşya gözleri olarak güzel zaten. Evet. Yani burası var. Kapı bayağı içleri geniş. Kol dayaması çok geniş. Kaç USB var? 2 USB, bir SD kart girişi var. Vallahi helal olsun. Bu 2 USB koyanlar. Burada 12 voltu var. Arkada da USB'ler var ve telefonla hızlı şarj edebiliyorsun. Amperi yüksek onların. Oo çok iyi hani ya. Hani çünkü bazı USB'lere takıyorsun. Sadece yok, kapanmamasına aynen şey oluyor. Bunlar şarj da ediyor. Amperi yüksek bunların. Torpidosu geniş. Işık var mı torpidoda? Torpidoda güzel de bir yere değindin. Hiçbir şey yok. Soğutma ve ışık ister insan burada. Çünkü 180 bin liralık Renault'un en büyük SUV'una biniyorsun. Evet. İnsan isterdi burada. Güzel bir yere değindin. Bir de harika bir gözlüklüğü var. İçi evet, böyle bildiğin halı. Oo evet. Ve böyle katmanlı, hani böyle bir 2 milimlik burada halı var. Yumuş yumuş. Yumuş yumuş. Hakikaten gözlüğün hiç çizilmeden etmeden orada durur. Aa, güzel, çok güzel bir gözlüklüğü var. Sev onu. Sev onu. Peluş hayvanınızı mı unuttunuz? Aynen. Hasret giderim. Hasret giderim. Onun haricinde iç mekanda tabii ki panoramik tavansız ya, bir... Ya bu otomobili alıyorsan şu tavanı alacaksın. Şu ya. 4000 lira okey. 4000 lira. 4000 ama 4000 lira ya, çok değil biliyor musun? Hatta hemen komple açılıyor. Bence 4000 liraya hakkıdır bu. En son ne bileyim 10.000 lira, 15.000 lira falan rakamları hatırladığım için tabii 4000 verilir ya. 4000-4500 gibi bir şeyi var. Ya panoramik tavan tamamıyla arabanın havasını değiştiriyor. Ay kesinlikle. Daha bir paha katıyor yani. Ya insan bir gerçekten aşırı ferah hissediyor. Ya da ben mesela bazen uzun yol yaptığımız zaman hani arabayı sağa çekiyoruz. Böyle hatta deniz kıyısında falan bir yerse böyle rahat rahat gidiyorsak cam tavanı açıp gerçekten yıldızları falan izliyorsun. Şey yapıyorsun yani o. Aynen öyle. Güzel bir şey katıyor. Koleos'la romantik dakikalar. Evet. Bunun haricinde iç mekanda mesela şu tutamaçlar var. Evet. Bunlar da böyle arazi aracıymış gibi hissettiriyor. He. Ki bunun 4 çekeri de var zaten. Bu 1.6 130'luk dizel model. Hı hı. Şimdi oraya da geleceğiz zaten. İç mekanda tabii arka diz mesafesi falan da bayağı geniş. Çok geniş evet. Yani senin boyun kaç? Benim boyum 1.70. Atıyorum 15 belki 16 santimlik rahatlıkça bir diz mesafesi kalıyor var. Şimdi öndeki arabaya selektör yaparken şey yaptım. Ben bayağı arabanın farlarını beğendim ya. Full LED farları var. LED Vision diyor galiba Renault buna. Hı hı. Gerçekten gece etkili uzunlar falan da böyle bizim sevdiğimiz tarz şimşek böyle fıt fıt fıt, fıt, fıt diye. Aydınlatması çok iyi. Bir de yüksektesin. Hı hı. Oturuş pozisyonu falan da yüksek. Gerçekten bir SUV'da hissediyorsun kendini. Kesinlikle. Mesela önümüzde Evoque gidiyor Range Rover. Hı hı. Ona binsen kendini arabada hissedersin. Doğru. Bunda öyle değil. Bu bayağı böyle. Bu bayağı jip kullanıyorum. Jip böyle yani. Yukarıdayım şey. Bir de tabii. Yani araba büyük olmasına rağmen şu an mesela kendimi dev gibi bir araba kullanıyorum hissi yarattırmıyor. Bazı arabalar öyle oluyor çünkü korkutur. Hani korkutuyor, rahat kullanamazsın. Bunda mesela şu an hiç o his yok yani. Sanki gayet hani yüksek bir araba kullanıyorum ama rahat kullanıyorum hissi var. Bu güzel bir detay işte. Evet. Şuraya kadar güzel malzeme kalitesi üst taraf. Evet. Alt taraf sert. Yani o senin bakıp falan güzel dediğin olmuş her yeri hakikaten çok çalıştıran ama güzel yaptı. Evet. Biraz daha gözünün kaçtığı yerlerde malzeme kalitesi hemen orada düşüyor. Aşağı bakmayın diyor. Aşağı bakmayın. Aşağı ama çok şey ama bu yapmayın. Üst taraf dediğin gibi bence evet, yani Renault kendini aştı diyebiliriz. Kesinlikle. Mesela şuradaki dikişler falan da böyle. Yani Renault'larda eskiden ben böyle hiç şey detay hatırlamazdım. Bu otomobile yakıştıramadığım bir detay var. Camı açıp kapadığın zaman pandüzot oynuyor. Pandüzot ne diyeceğim şimdi? Pandüzot istetne. Hayır. Pandüzot şu kapının içinin tamamı. Ha. Ona pandüzot deniyor. Öyle mi? Ya o tek parça bir plastik gibi düşün. Ya burası oynuyor diyorsun sen. Evet ya uf, minik böyle açtığın zaman hani ileri geri yapıyor. Çok da öyle majör bir şey değil yani. Sadece senin camın otomatik. Vallahi. Diğer camlar otomatik inip kalkmıyor. Ya belki çok önemli bir şey değil ama benim için önemli. Nasıl otomatik inip kalkmıyor? Seninki otomatik inip kalkıyor. Bu taraflar bak. Ha evet A yazıyor burada zaten. Basılı tutmam lazım. Ya bence bu fiyat seviyesinde sen evet, kocaman SUV'sun. Bunu sunman lazım. Yani inanamadım. Evet. Görünce inanamadım.
Burada yakıştıramadım Renault'a. Buradan yetkililere. Yetkililere sesleniyorum. Evet. Ya 4 cam otomatik yapın artık yani. İşte bak mesela o da bence maliyet değildir abi yani hani. Bence de artık değildir hani onu yap yani. Ya şuna bu soğutmayı koyuyorsan buna da full otomatiği koy. Doğru hani belki güvenlik açısından mı diyeceğim ama yok kilit, yani. Çocuk hani, kilidi vardır var burada. Var çocuk kilidi var. Hani kör noktan var, panoramik sunroof'un var, çarpışma önleme sistemin var. Kuruş her kontrolü var, her şey var. İşte kararan ayna var. Hani 4 camın otomatik olması gerekiyor. Olmaz yani. Aynen öyle. Güzel detaylardan biri de hem bence koltuk soğutma hem ısıtma olması. Soğutma çünkü aynen. Çoğu arabada yok. Yani şu an yani çok lüks derece. Hı-hı. Nemli de bir hava. Oturuyorsun, sırtın biraz terliyken açtın mı üşütüyor bile. Açsana benimkini. Hatta açalım. Şöyle değişik bir şey şu an fark ettim. Hı-hı. Bak çok enteresan. Senin soğutma sol köşede. Evet. Benim sağ köşede, en köşede ısıtma var. Evet. Aynı simetrik değil. Evet. Enteresan şekilde öyle yapmışlar. Defolu gibi. His olarak da şu an evet soğukluğu böyle bayağı veriyor ama batıyor böyle. Islak havlunun üstünde oturmuş gibi hissediyorum böyle. Hani denizden çıkarsın, hafif ıslaksındır. Evet, havluyla beraber evet. Arabayla gidersin ya şu an o hissi verdi. Atıyorum 3 saat, 4 saat yol tabii, yapıyorsun. Tabii. Şöyle bir 10 dakika serinletiyorsun sırtını. Mis. Harika oluyor. Deri şeyleri falan gayet deriler güzel, çok güzel ya. Böyle yani gayet kaliteli, gayet güzel. Şuradaki şeyler de gayet güzel. Dikişler, kapı içleri. Evet yani bu dikişleri falan ben bayağı beğendim. Zarif ve tatlı duruyor bu dikişler. Zaten özellikle seni getirdik ki kadın gözüyle bir kadın gözünü görsün bir bakalım. Görsünler ya. Çünkü kadınlar bunun gibi SUV'ları çok seviyor. Evet. Yani Esra da mesela yüksek olsun, kendine daha güvende hissediyor. Kesinlikle. Ama hoşuna gidiyor. Dış dizaynını ben mesela çok seviyorum. Böyle büyük büyük pati pati duruyor böyle. Evet. Kangal köpeği gibi. Arabanın dışı şey güzel ama mesela klasik bir şu Renault hareketi. Gerçekten bu güneş tepsileri. Gerçekten tepsi yani. Hani bunu evde çıkar tepsi olarak kullan. Bunu niye bu kadar büyük yapıyorlar? Belki bir hani arkada bir mühendislik detayı bir şey vardır. Şöyle yanlışlıkla kaldı diyelim önünü görmüyorsun. Evet. Yani ben şu an önümü görmüyorum. Kesinlikle de buraya kadar gitmesi lazım. Bu bence biraz fazla olmuş. Aynaları çok iyi değil mi? Aynalar. Hani bütün yolu görüyorsun. Gerçekten şu tepsi olayını aynaları da yapmışlar. Tepsi de aynaları var. Bir de biraz önce otoparktan çıkarken fark ettiğim her tarafta anladığım kadarıyla sensörler var. Sensörler sana bütün tehlikeleri gösteriyor ki bence o çok gerçekten önemli. Güzel bir şey. Bir de otomatik park asistanı da var. Bayağı geliştirdiler bu işi. Çok güzel park ediyor. Bizim apartmanda park ettim dün. Yani hiç sıkıntı yok. Seçenekler sunuyor. Dik mi, paralel mi falan diye. Ona göre basıyorsun, park ediyor. Ya eskiden kadınlar çok korkardı nasıl park edeceğim, nasıl şey yapacağım diye. Gerçekten bunlar hani güzel yardımcılar. Çok büyük yardımcılar. Yani benim çoğu arkadaşım şimdi ben arabayı park edemem deyip çoğu yere gitmiyor. Taksiyle giden arkadaşlarım gerçekten var yani. Doğru vardır. Benim de var öyle arkadaşlar. Hani geriliyorum, park bulamıyorum, bulsam da edemeyeceğim, çarparım diye korkuyorum. Bu gerçekten insanı hani rahatlatan bir şey. Biraz gazlasam mı ya şöyle hafızayım. Biraz gazla bakalım. Bunun peki modları var mı? Vardır herhalde. Sport modu varsa bir sporta geçelim ya. Dediğin gibi bir sport modu yok ama hani zaten bu bir SUV 1.6 dizel bir de. Hani zaten bu sport modlar biraz pazarlama taktiği. Yani evet. Ben gerçek sport modu F12'de gördüm Aslı'cığım. Hani biz göremedik Sinan'cığım ama. Hani orada sport alınca ya da Type R'da sport alınca işler değişiyor. Hani bunları sport pazarlama. İşte senin gibi güzelce civcivli ablalarımız bindiği zaman İşte sport aldım, gazladım falan. Bunda yok ama Megane'da falan vardı. Şaka bir yana. Megane Sport diye zaten araba var yani. Evet, Megane zaten Renault'un spor, gerçek spor modelleri efsanedir. Evet. Şimdi zaten Type R'ın lansmana gittik geldik. Yeni Megane'ı çok merak ediyorum. Hatch dediğin zaman Renault modellerinde hani önüne ilikleyeceksin. Öyle Renault'un sport modelleri çok başarılıdır. Megane'ı da bekliyorum dört gözle. Motora gelmişken motordan bahsedelim. Çokça bildiğimiz, tanıdığımız işte 1.6 130 beygirlik 320 torkluk bir motor var. Bu otomobilde 0-100'ü 12 saniyelerde. 12.9 mu? 12.5 mu? O civarda. Hani öyle bir performans canavarı şey değil. Yok. Ama yani seri de bir araba. Seri bir araba.
Bir de bu motorlar ekonomik de. Şimdi bu kocaman bir SUV. 1600 küsür kilo ağırlığı var. Bu ağırlıkla beraber biz 100 kilometre hani tam böyle sakin kullandım. 8.2 yaktı. Çok iyi ya. İstanbul trafiği. Hani İstanbul'a 100 kilometresi. Uzun yolda daha da düşürürsün. Uzun yolda düşürsün. Bu motor bana sesli geldi biraz. Bilmiyorum sen fark ettin mi? Dizel sesinden bahsediyorsan. Evet. Yani o gırgır biraz fazla geldi bana sanki. Gırgır. Dizel gırgırı. Evet, dizel gırgırı. Benzinli bir araba kullandığın zaman of diyorsun ya, çıt yok. Hani dizelde onu bir hissediyorsun. Evet. Ben biraz daha az gelmesini isterdim. Hani öyle çok aşırı bir ses yok ama hani yalıtım seviyesi olarak öyle biraz daha az gelmesini isterdim. Ama şu da var. Yani ben mesela arabaya hep bindiğimde benim müziğim hep açıktır. Duymuyorsun yani zaten. Onu duymuyorum. Ben mesela bunda adaptif hız sabitleyicisi de isterdim. O yok. Hız sabitleyici var ama adaptifini de isterdim. Uzun yolda İnanılmaz, gerçekten çok büyük bir rahatlık. Yani hızını sabitliyorsun, önündeki arabaya göre çok güzel ayarlıyor. Ayarlıyor, aynen öyle. Hatta böyle arabayı full durdurmadığın sürece bizimki dur kalk trafikte de ya da az akan trafikte de çalışıyor. Bayağı güzel çalışıyor. Bas bakalım Aslı. Biraz zaman alıyor. Biraz da beklediğin o akselerasyonu alamadın değil mi? Biraz zaman alıyor. Herkeselin bir kusuru vardır canım. Doğru. Yani kocaman araba, uçayım kaçayım yok ama bastın mı yürüyor. Bastım da gidiyor. Bak nasıl yol veriyorlar Aslı'ya. Bas bakalım. İşte uçuyoruz. Klimayı kapatalım. Bunun şeyi o, ben eskiden benim ilk arabam Clio'ydu böyle. Annemin arabasıydı daha doğrusu. Çok yokuşta olduğum zaman klimayı kapatıp öyle kalkardım. Tabii. El freniyle beraber. Aynen, klima güç alıyor çünkü. Vallahi. Yeni nesillerde elektrikliler kullanıyor ama gene de klima bir %10 falan güç alıyor diye biliyorum. Evet. İlk hareketi benim klimayı kapatmaktı, el freni çekmekti. Sonra onunla beraber şey yapmaktı. Yani gazlamaktı. Gazlamaktı. Bir basmışım 110 falan. Nasıl hissediyorsun direksiyonu? Ya yol tutuşu biraz falan bence falan girdin. Çok güzel. Kesinlikle büyük bir araba kullanıyor gibi hissetmiyorum şu an. Yani kendini inanılmaz bir güvende hissettiriyor. Aynı zamanda hiç büyüklük hissi yok. Sadece yani performans arabası değil, o çok net bir şekilde söylenebilecek bir şey. Sürüş için ben şöyle bir şey eklemek istiyorum. Hı hı. Ya bu sonuçta dediğin gibi bir SUV, aile otomobili. Zaten öyle performans ve aşırı bir yol tutuşu beklemen gereksiz olur. Evet. Yol tutuşu kötü değil. Araba gayet güzel yere yapışıyor. Zaten 19 jantları da var. Ağırlığını virajlarda tabii hissediyorsun. Ama ESP hemen hemen devreye girmiyor. Biraz böyle eğlenmene izin veriyor. Yani o gövdenin evet, ağırlığını direksiyonda hissediyorsun. Ondan sonra ESP devreye giriyor. Ama tabii direksiyonda pek bir his yok. Evet. Ama güvenli. Bu arada üstünde Kumo'nun lastikleri var. Nerede basarsan patinaj çekiyor ve bir de her yerde ses çıkarıyor. Değişik bir lastik. Tam çözemedim lastiği. Hani daha iyi bir lastikle daha güzel kararlı tepkiler verir araba. Şanzıman. Bu otomobilin şanzımanında bir değişiklik hissettin mi Aslı? Bir değişiklik ya, araba devirli kullanıyor gibi geliyor bana şeyinde. Bastığın doğru zaman mu? Değil mi? Evet. Çünkü bu otomobilde CVT şanzıman var. Yani CVT. Continuous Variable Transmission diye geçiyor. Sürekli değişken oran olan bir kayış ya da zincirli olabiliyor. Değişik sistemler olabiliyor. Hı hı. Bir şanzıman. Bildiğin gibi bir dişli sistemi yok bunda. Yani var tabii de o bildiğin geleneksel şanzımanlardan değil. Değil. Ama şöyle bir güzellik yapmışlar. Ben bu şanzımanın o vites değiştirme şeylerini çok sevdim. Burada manuele de alabiliyorsun. Hı hı. Sanki 7 oran varmış gibi kullanılabiliyor bu şanzıman. Aynı zamanda çektiğin zaman da büyüyor. Ama bu şanzımanda sevmediğim ilk gaz tepkisi. İlk gaz tepkisi bir hantal. Hantal. Bir böyle bir uyuşuk. Basıyorsun. Gitmiyor. Gitsen mi, gitmesen sonra mi? Sonra biraz daha basıyorsun. Bu sefer patinaj çekiyor.
Sanki böyle DSG'msi, o DSG'lerin de ilk gaz tepkisini çok sevmem. Bunda da öyle. Ama onun haricinde o ara şehir içi kullanımları çok güzel. Performanslı kullanımda da dediğin gibi vites atıyor gibi davranıyor ama aslında bir böyle yukarıda tutuyor hep. Peki genel olarak Aslı'cığım ne diyorsun Koleos'a? Önce biraz fiyat konuşalım ya. Şimdi araba hoş güzel de. Ne verirsin hayalinden? 50 lira. Tabii. Piyasa şartlarında yani mantıklı bir şey söyle. Piyasa şartlarında bu araba 180-190 falan olması lazım. Max. Çok güzel yerlere değin. Yani sen akıllı bir arkadaşımızsın. Bu araba giriş paketi 165 binlerde. Bizim kullandığımız bu ikon donanım işte sunroof'u, 19 jantları, ıvırı zıvırı 185-188 bin gibi bir fiyatı vallahi, var. O çok iyi. Yani tam böyle nokta atışı yaptın. Evet, ya tebrik ediyorum. Bana ne kadar versen deseler hani ben 100 bin lira verdim. 100 bin lira. Bu konuda benim pinti olduğum arkadaşlar bilirler. Bir de ben Renault'da şunu çok seviyorum. Renault'un ikinci eli inanılmaz iyi. Yani evet. Arabayı çok hızlı bir şekilde satabiliyorsun. Aynen. Çok fazla belki de Türkiye'de Renault olduğu için servisleri de bence bayağı başarılı. Yani zaten yeni servis düzeni falan laboratuvara girmiş gibi. Hakikaten güzel öyle servisleri mi var Renault'un. Clio kullanıyorum işte 5 senedir. Hatta araba 2010 model 7 senedir. Clio var. Hiç bir kere bobine arıza verdi. O da kronikmiş. Başka da hiçbir arıza vermedi. Arkadaşlar Koleos testimizden böyleydi. Sizlere bahsettik Koleos'tan. Neleri sevdik, sevmedik, sürüşünden, yol tutuşundan. Ben şimdi Aslı'yı bırakacağım oradan da eve. Oradan eve. Artık Sinanlar kaç kişi oluyor? Artık 3 kişi, 2 gün sonra 3 kişi olacağız. Nehir kızımız geliyor hayırlısıyla. Sağlıklı i̇nşallah olsun inşallah. Amin. Siz bu videoyu izlediğinizde 2 haftalık, 3 haftalık olacak herhalde. Aynen. Şu an bayağı heyecanlıyım yani. Aile büyüyor. Siz de bu aileye destek olun. Instagram hesabımızdan ve diğer sosyal medya hesaplarından takip edin. Bu testten bu kadardı. Görüşürüz. Görüşürüz.